Selvi'yi depoya kapatıp hapsetmiş. Galiba dövmüş de. Yani neredeyse intiharına sebep oluyormuş. Şimdi bu cinayet olmuyor mu yani? Bence düpedüz cinayet. Peki ailesi hiç mi arayıp sormamış bu kızı? Almanya'dalarmış. Ulaşmaya çalıştık ama henüz geri dönen olmadı. Olmaz olsun öyle aile. Onurla ilgili başka ne buldunuz? Sosyal medya hesabını buldum. Tipe bak tipe. Takıldığı mekanları görebiliyor muyuz Eski? Görünüşe göre sürekli takıldığı, fotoğraf paylaştığı 2-3 kafe var. Tamam. O kafelerin isimlerini yaz da bir gidelim bakalım. İyi olur, iyi olur. Herif kıza takmış. Selvi'yi bu kez bulursa cinayet bile işleyebilir. Yani önce biz onu bulmalıyız. Onur burayı bilmiyor değil mi? Eminsin. Yok, bilmiyor. Ayşe eski arkadaşımdır. Beni burada aramaz. İyi bakalım. Ayşe, Selvi'ye iyi bak. Bir sorun olursa ararsınız beni. Merak etmeyin komiserim. Söz verdin bana. Onur bulacaksın. Sözüm söz. Merak etme. Bak bakayım, tanıyor musun? Tanıyorum. Arada gelir ama bir aydır ortalarda yok. Nereye gider, ne yapar? Vallahi hiçbir fikrim yok. Kimlerle geliyordu buraya? Yakın arkadaşlarından tanıdığın biri var mı? He, sima olarak tanırım. İsim olarak pek bilmem komiserim. İyi, tamam, sağ ol. Kusura bakma lütfen. Böyle çat kapı oldu ama. Yo, olsun. Şimdi Fatma, ben seni biraz araştırdım. Araştırdım çünkü evimi, evladımı emanet edeceğim insanı bilmem lazım. Anlıyorsun değil mi? Tabii, haklısınız. Ama benim bir sabıkam falan yoktur. Biliyorum olmadığını. Peki bize şu Nihat'ı anlatsana biraz. Nihat mı? Nihat da kim? Fatma anlatsın. Nihat benim eski kocamdır. Şimdi cezaevinde. Ama boşandık. Bir alakamız kalmadı. Çocuğumuz da olmadı zaten. Neden cezaevinde peki? Adam yaralı mı? Birini bıçaklamış. Doğru mu? Doğru. Allah'ıma bin şükür hapse girdi de boşandım. Kendimi kurtardım. Belki ben de ölmüştüm. O haberlendik kadınlardan biri gibi olacaktım. Çok mu dövdü seni? Çok abla, çok. Bayılana kadar dayak yediğimi bilirim. Boşandım, kurtuldum. Kocası kolay mı? Zor tabii. Hele masraflar. Ama olsun. Azıcık aşım, kaygısız başım. En iyisini yapmışsın. Ama keşke sabıkalı bir eski kocan olduğunu baştan söyleseydin. Haklısınız. Söylemek icap ederdi. Kusura bakmayın. İnşallah evladınıza helal süt emmiş iyi bir bakıcı bulursunuz. Hı hı. Bulduk zaten biz. Ya. Hayırlı olsun o zaman. Senden bahsediyoruz Fatma. Ben mi? Sen de evet dersen bizim bakıcımız olmanı istiyoruz. Sahiden mi? Evet, sahiden. Kızmadınız mı yani? Bak, bir daha bizden bir şey saklama yeter. Ailemize hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Cemal hemen geldin. Tamam dur, sakin ol, geç. Ayşe nerede? İşe gitti o. Onur ne zaman aradı? Yarım saat falan oldu işte. Tehdit etti beni. Polise gittiğimi öğrenmiş. Ayşe'de kaldığını biliyorum dedi. Ya buraya gelirse? Gelsin. Ben buradayken gelsin. Of, iyi ki geldi. Bir tek sana güveniyorum. Şu numarayı versene sen. Burada. Son arayan numara. Bir şey içer misin? Çay var istersen. Olur. Tamam. Herkese ceza kesin. Arda, fotoğrafı da göster. Toplayın kimlikleri. Topluyoruz, sonra ceza kesiyoruz. Leyla, bakın şuna.
Tanıyor musunuz bu adamı? Komiserim, baskına mı geldiniz, eşkal sormaya mı geldiniz? Tanımıyorsan konuşma kardeşim. Lan gel buraya. Nereye lan? Nereye? Dur. Gel buraya. Niye kaçıyorsun lan sen? Ha, niye kaçıyorsun? Numaraya baktın mı Sinem? Şu anda kapalı görünüyor. Geriye dönük bakabiliyor musun? En son sinyalin geldiği yere bakıyorum ama biraz zaman alacak. Tamam. 5 dakikayı ararım. Bulursun değil mi? Bulurum. Tamamdır. Çayın bitmiş, tazeleyeyim mi? Yok, sağ ol. Uykun mu geldi senin? Biraz gevşedim gibi ya. Uzan istersen. Niye kaçtın lan? Tanıyorsun değil mi onları? Kim? Tanımıyorum. Onu nerede lan, konuş. Öldü abi. 2 gündür ölü adam arıyormuş. Kim öldürdü? Hallettiler abi. Bırakın beni de kurtulayım abi. Beni de mi öldürmelerini istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden abi? Evet Cemal komiser. İlacın etkisi geçmeden işe koyulalım. Nasıl buldun beni, yakışmış mı? Oho, senin de hiç muhabbetin yok. Hadi başlayalım o zaman. Sakin ol, gevşe tatlım. Boşver, bana bırak kendini. Falan yok değil mi? Telefonu yakalamasınlar. Kimse olmaz bu saatte. Tamam. Geldi. Güzel. Aferin be Selvi. Ben anlamadım. Bu ne işe yarayacak şimdi? İntikam her zaman toplu tüfekle alınmaz. Bazen de böyle alınır. Sen çok kafanı yorma. Ah eskiciğim. En zoru sevdiğiniz...